Günaydın. Aras, günaydı mı? Aydı mı gün? Senin için günaydı mı? Saat 10'a 20 var. Ben Yusuf'u bıraktıktan sonra hiç uyumadım. Eve de daha yeni çıktım. Çünkü teyzemleri yolcu ettik. Kahvaltı yaptık. Ondan sonra onlara yola yumurta haşladık. Yol hazırladık. Üzüm kopardık biraz arkadan. Üzüm topladık, götürdüler. Vedalaştık. Annemle biraz oturduk. Çay falan içtik kayınvalidemle. Ondan sonra hamandaki minderleri değiştirdim. Benim motorun sabahleyin üzerinde çiğ yağmıştı. Böyle ıslaktı koltukları. Kayınvalidem battaniye verdi. Onunla örttüm. Ondan sonra şimdi eve çıktık. Kahvaltı hazırlayacağım. Dün Netflix'te 2 bölümlük bir belgesele başladım. Onu da bitiremediğim için şimdi ikinci bölümünü açtım. Onu bitireceğim Müge başlayana kadar. Şimdi ben burada ne yapacağım? Benim burada mantıdan patates pürem kalmıştı. Patates püresi, kaşar, patates püresi, kaşar, sucuk ve yumurta omlet yapacağım. Bir tane normal yumurtadan, bir tane de annemin verdiği doğal yumurtadan koyacağım. Şöyle. Patates püresi, kaşar, sucuk, omlet. Güzel olur bence. Bayağı doyurucu olur. Ondan sonra öğlene yemeklerim var. Hatta akşama bile var. Yani hem spagetti var hem fasulye var. Taze fasulyeyi Yusuf çok beğendi. Güzel olmuş. Şu üzümleri artık bugün bir değerlendirmem lazım. Geçenlerde toplamıştım teyzemle. Ve bunları ya hoşafını yapacağım ya reçelini yapacağım. Solmaya başladı. Gerçi arkada aslında da bayağı daha üzümümüz var da. Şimdi bu tarifi yapmışken size de biraz paylaşayım istedim. Değişik bir tarif olacak. Ben de ilk defa deneyeceğim ama inşallah lezzetli olur. Tahtamızı aldık. Tavamızı çıkaralım. Hazırlığımızı yapalım. Hangi tava? Şu tava güzel olacak. İki el lazım bunun için. Hoppala. Şu da lazım olacak. Ağzını kapatacağız. Şöyle demleme gibi de yapacağız. Evet, misafirlerimizi yolcu ettik. Musti de gitti. Aras yetişemedi tabii onları yolcu etmeye. Çünkü saat 7 gibi çıktılar ve yetişemediler. Hava gene yanıyor. O yüzden ben şu hediye gelen elbiselerden bir tane kısa olanlardan, açık olanlardan giyiverdim. Serin serin evde takılacağım. Dün bu arada manikür pediküllerimi yaptım ve tırnaklarıma sadece şu renk parlatıcı ojeden sürdüm. Simli. Ayak tırnaklarıma da, el tırnaklarıma da. Ben şimdi ön hazırlığı yapayım bebişler. Sucuğu falan doğrayayım, kaşarı rendeleyeyim. Ondan sonra yapım aşamasını tavada size göstereceğim, çekeceğim.
bilgiye gerek duymadın değil mi? Aferin sana. Şu kahvaltı geleneğinden kalan tabaklarını topla. Saat 4'e çeyrek var ve elektrikler yok. Burada ne yapıyorum? Sıcak su arıyorum. Enerjiden sıcak su alacağım. Çok sıcak ev. Yusuf saat 5 gibi çıkarım bugün dedi. Efendim canım. Ben klima çalıştırmadım. Annem. Ödevlerimden kaç sayfa kalmış? Ödevlerinden 24 sayfa vardı. Bugün 3 sayfa yaptıysan 21 sayfa kaldı. Her gün ikişer üçer sayfa yaparsan biter çocuğum, tamam mı? Şimdi ben burada ne yapıyorum ben ufak kızlar? Şu üzümleri yıkayacağım, taneleyeceğim. Ve bunların birazcık iyi olanları, şöyle diri olanları yemeğe ayıracağım. Meyve şey yapacağım. Meyve tabağı kasesi yapacağım. Akşamları atıştırıyoruz. Geri kalanına da hoşaf yapacağım. Üzüm hoşafı. Hangisi canım? Hangisi? Şu. O şey ya. Kaldır onu yukarıya, tezgaha koy. Onu bir şey yapmayacağım. Onu normalde şu şeye koyuyorum ya, un çıkardığım için şey geri koyacağım şimdi. Ne yapacağım? Birazcık instant mayan, kuru mayan var. Çok az ama bu paketin yarısından birazcık mayalı hamur yoğuracağım. Ya pişi yaparım ya da böyle peynirli gözleme gibi bir şey yaparım akşama. Dünden spagettimiz var. Kuru fasulye var. O yüzden onlar da bitsin. Şu kutu şeyi yıkayıp burada yoğuracağım hamurum. Daha geniş hamur kabım yok. Enerjiden de suyu açtım ki ılık su gelsin mayayı şey yapmak için, mayalamak için. Yani hiçbir şey çekmedim bu saate kadar. Çünkü işte Müge'yi bitirdik. Evi toparladık. Kireç annem. Şu masayı siler, şu abur cuburlarını kaldırır kireç mısın? Mi? Suyun kireci. Annem şu masayı silip abur cuburlarını kaldırır mısın tatlım? Hayır, ellemene gerek yok. Allah'ım yarabbim. Elle arası elle olmayı. Anneme gideceğiz. Böyle bir kahveye uğrayacağım. Dönüşte de Yusuf'u alır gelirim artık. Hayır annem, zarar vermez. Evimi temiz, evi toparladım, derledim. Şöyle mayayı kaldıracak kadar su olsa yeter bana. Evet. Ne? Bitti. Ne yaptın ki? Benim bütün şeyler bitti ya. Ne yaptın? Yani. Ha anladım. Yok şey, masayı sil dedim ya hayatım. Sen o zaman abukları çıkardın geri onları. Elektrik olmayınca ne internet ne televizyon, tamam. İnsan sıkılıyor. Ne tatlım. Görüyor musunuz sen yaptığım işlemi burada? Sen abukları çıkardın, sen de lavafa koy. Şöyle üçte biri kadarını. Tamam. Tamam canım. Üçte biri kadarını ıslattım. Maya hareketlensin. Ben o esnada üzümlerimi bir yıkayayım. Ya aslında bu da ekstradan, hiç yapmamam gerekiyordu da. Spagetti var ya. Bir yemek yaptığım zaman kalıyor çünkü diğerleri. Neyse, olduğu kadarını yeriz. Geri kalanında artık kedilere kısmet işleri. Bu burada işlensin. Maya. Şu üzümlerimi halledeyim. Bak şurada yeşil bez var. Al da sil masayı. Teşekkür ederim. Ben yapayım mı? Yok yok yok. Ya ver. Anneciğim yapma. Ya ver benim için lütfen. Mayayı hamurlayacağım Aras. Yavaş yavaş anneciğim. Yavaş yavaş. Durulayalım artık. Tamam, teşekkür ederim hayatım. Çok naziksin. Ellerini yıkar mısın? Ellerini yıkar mısın? Aferin oğlum. Tamam. Çok teşekkürler. Biraz okuma yapabilirsin eğer internette yapıyorsan. Ya sıkılmıyor musun? İyi bari. Babaannenin yanında inebilirsin istersen. Babanın neyle alıp geleceğiz? Gitsin. Tamam, babanın neyle alıp geleceğiz? O zaman babamı alalım anne. Bence babamı alalım. Yok, eve götürelim. Babana yetişemeyiz anneciğim. Yok anne.
Önce babamı getirelim eve. Baban gelecek birazdan zaten. O gelecek mi direkt? Bir saat sonra gelecek. Hayır, o mu gelecek yoksa şey mi olacak? İş erken bitecekmiş bugün. Erken. O zaman biraz... Şimdi bebişlerim hoşafım 20 dakika kadar kaynadı ve içleri dışına artık çıkmaya başladı. Tadı da güzel olmuş. Birazcık şekerli olmuş ama olsun. Üzümlerde birazcık ekşimsiydi. Tatlı ekşi güzel bir tat olur diye düşünüyorum. Şimdi burada 4 litrelik 8 tane kavanozum var. Bunları erzak dolabından çıkarttım, boşalttım. Bunları duruladım şimdi. Ters çevirdim sularını akıtsın. Ondan sonra kompostolarımı dolduracağım sıcak sıcak. Şu dolabımda üst gözünü sildim. Şimdi anneme gittiğim zaman da annemden konservelerimi getireceğim. Ya acı sos falan yapmıştık. Bu üst gözü komple işte kışlık. Burada salçalarım var. Şu benim kışlık salçam. Bunu geçen sene kayınvalidemle yapmıştık. Bu kutuya sadece doldurduk. Burada da normal domates salçam var. Arkada da işte annemle yaptığımız melemenlikler ve kahvaltı sosu vardı. Şimdi acukayı falan da getireceğim ve... Aynı zamanda bu hoşaflarımı da soğuduktan sonra bu dolaba iteceğim. Kışa inşallah doğal bir meyve suyu gibi içeriz. Şu da yıkadığım üzümler. Bunu da akşama böyle serin serin yeriz diye düşünüyorum. Elektrikler daha yok. Bu arada hamurumu yoğurdum ve şu güneş alan yere tepsiyi çevirip koydum. Biraz yumuşak cılık bir hamur yaptım ki
patates pürem var. Geçenki mantıdan kalan. İçine patates püresiyle piraş gibi yaparım, kızartırım diye düşündüm. Biraz da geçen Yusuf Diyarbakır peyniri getirdi. İşte patronları birazcık vermiş. Böyle örgü peyniri. Birazcık tuzluydu. Ben de bunu yıkadım, böyle parçaladım. Yarısına da bunların içine koyup börekleri kızartmak istiyorum. İnşallah dışına taşmaz. Canım böyle peynirli börek istiyor çünkü. Bunlar biraz yağlı, güzel olur diye düşündüm. Şimdi ne yapacağım? Bulaşık makinemi boşaltmam lazım. Ondan sonra hoşaflarımı hemen şey yapacağım. Konserveleyeceğim. Ondan sonra saat 4.30 yavaş yavaş herhalde çıkarız diye düşünüyorum ben. Sonra da Yusuf alır eve geliriz Allah'ın izniyle. Ha, börekleri gitmeden kızartmayacağım. Biraz mayalansın, geldikten sonra hemen sıcak sıcak kızartırım, beraber yeriz diye düşündüm. Şöyle yaptım, ters çevirdim. Normal sarı üzüm olduğu için renkleri herhalde çok normal. Şu iki tanesi arttı, fazla yetmedi. 3 litre kadar çıktı. Üstlerini kapattım. Onlar serinliğe dursun. Biz hazırlandık. Araçım, hadi gidelim canım. Gelince yemeği yaparız. Saat 5'e 20 var zaten. 20-25 var. Şu izleyicimin gönderdiği elbiseyi giydim. Turuncu olana. Şu iplerim gözüküyor ama ne yapayım. Saçımı da örgü yaptım. Şöyle ve şapka taktım. Gözlük almayacağım. Çok kalmam zaten, hemen bir kahve içer geliriz. Hadi oğlum, şey, elektrikler geldi daha yeni. Hadi anneciğim. Anne. Hadi gidek gelek. Anne. Gidek gelek. Ben de kilisler gibi konuşmaya başladım. Efendim oğlum. 830. Börekler o kadar güzel olmuştu ki pofuduk pofuduk yendi bitti bile. Fasulyeyi de ısıttım. Birer kase fasulye içtik. Daha kuru fasulye. Bir şey söyleyeceğim kızlar. Turşum o kadar nefis olmuş ki üzerine su kattım. Çok çok iyi oldu. Çünkü çok tuzluydu biliyorsunuz. Hem salatalıklarımı kurtardım hem de şunlar gevrek gevrek olmuş. Kıtır kıtır. Yusuf çok beğendi turşuyu. Tadı tuzu. Harika, çok güzel. Bir tane bezeden de şey yaptım. Lokma döktüm. Lokma gibi kızarttım. Bala batırdı, yedi Yusuf tatlı gibi. Şimdi kompostolarımı dolaba dizeceğim. Ama gerçi daha sıcak. Buralar berbat halde. Buraları temizleyeceğim. Ocağım battı. Olur canım, aç. Yok canım, daha yatağa erken. Bir ikincisi de ben daha temizlik yapacağım. Şöyle mutfağı toparlayacağım ama siz başlayın. Spagettim var, bunu yarın arası öğrene yeriz. Annemden şeyi getiremedik. Söyleyin adını. Konserveleri getirin. Ha canım. Bugün dinlenmek istiyorum. Tamam canım, dinlen, ben bir şey demedim. Yatağa getirin. Tamam, getirin oğlumla. Ben Aras'la götürüyorum zaten yatağa. Bunlar benim hayatımı kurtardı. O kadar pratik oluyor ki. Sürekli bunlarla artık yemek yiyoruz. Neyse. Bulaşık makinemi boşaltıyorum. Hemen şunları makineye atıyorum. Kompostolarımı yerleştiriyorum. Ondan sonra anneannesi Aras'a harçlık verdi. Bereket versin. Evet, sonra vedalaşmaya gelirim artık. Bugün ev günü yapacağız, aile günü yapacağız, dinleneceğiz. Netflix'te film açacağız ama önce şuraları bir temizlemem lazım. Sonra eve dağılaşmaya gelirim zaten. Musti'yi bugün çok özledim. Musti'yi çok mu özledin? Hadi seni yiyelim mi? Tamam.
Şarjlarınızı doldurun. Elektrik gene gidebilir, söyleyeyim size arkadaşlar. Anne benim şarjım. Ya şimdi montaja başladım. Kulaklıkları taktım. iPhone'u kafayı yemeye başladı. Şeye geçtim de cilt bakımı yapacağım. Cilt bakımı derken yüzümü yıkayacağım. Bir izleyicim derken Leyla'cığım sağ olsun. Her zaman izler, her zaman yorum yazar. Leyla dedi ki bu manuelin otomatik pilli olanını aldım dedi ve dedi ben bir kere yüz bakımımı gösterirken, bunu kullandığımı gösterirken bu fırçayı ve bu yumuşak tarafı ıslatıyorum, yüzümü ıslatıyorum ve öyle uyguluyorum. Normalde ben böyle uygulandığını biliyorum. Onu görünce dedi ki aa öyle olduğunu bilmiyordu, ben kuru cilde uyguluyorum diye. Normalde onu bilmeyenler için ve Leyla'cığım için de açıklamak ve göstermek istedim. Cildimi şöyle bir ıslatıyorum. Fırçalarımı iki tarafında ıslatıyorum. Ondan sonra işte neyle temizleyeceksem, köpürteceksem, işte benimki mesela Nivea'nın şeyi, temizleme jelini kullanıyorum ben. Onu bir göstereyim aklımdayken, onu bir söyleyeyim dedim. Bir de ikincisi, telefon, iPhone da artık kafayı yemeye başladı. Çünkü bugün annemlerden geldikten sonra mayalanmış hamurumu size gösterdim. Biraz sohbet ettim. Ondan sonra pişeyi, bütün tarifini çektim. İçine peynirli yaptığımı da çektim, patatesli de çektim. Ve çektiğime de eminim. Hatta dedim ki kendi kendime, bugün çok uzun bir video oldu. Nigel nasıl montajlayacaksın, nasıl yükleyeceksin? Şuradan bir sistem olmuş da. Nasıl montajlayıp yükleyeceksin diye kendi kendime de hatta kızdım. Şimdi montaja oturdum ve o görüntüler yok. Bilmiyorum, acaba belli bir yerden sonra kaydetmedi mi, hafıza yok diye. Çünkü eski videoları da silmemiştim. Velhasıl kelam, size bir şey, işte o yemeğin tarifini falan çektim, sohbet çektim, sonrasını çektim ve maalesef ki telefonda bir sorun oldu, kaydetmemiş. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi vedalaşacağım sizlerle. Cildimi hemen şeyi yıkayayım. Güzel bir film bulduk. Onu izledik Netflix'te. Saat şu anda 10. Ben bugün saat 6'da uyandım ve hiç uyumadım geri. Normalde biliyorsunuz Yusuf gönderdikten sonra gelip 2 saat uyuyorum. Ondan dolayı kendimi yorgun hissediyorum. Hemen pijamalarımı giyeceğim. Sizleri çok seviyorum. Yarın artık inşallah görüşürüz. Bugün birazcık video böyle kısa oldu. Teknik sebeplerden dolayı. Kusura bakmayın, idare edin. Yoksa ki uzun uzun çekmeye çalışıyorum gününü. Çok çok öpüldünüz. Allah'a emanet. Bay bay.